Merhaba sevgili arkadaşlar, bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayız. Bugün Türk İslam tarihi ile ilgili sorularımızın çözümünü yapacağız. Evet, ilk sorumuz: Karahanlı Devleti 1042'de ikiye ayrılmış, batı kanadının başına Ahmet Arslan Han, doğu tarafının başına Tamgaç Buğra Han geçmiştir. Bu gelişmelerin yaşanmasında olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Devletin iki kola ayrıldığını görüyoruz ki bu İslamiyet öncesindeki bir unsurun, yani ikili teşkilatın devam ettiğinin bir kanıtı. Bununla birlikte biliyorsunuz ki ikili teşkilatın da ortaya çıkmasında devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı, ki buna da yol açan neydi? Kut yetkisi etkili olmaktaydı. Bu yüzden ikinci öncülü de kabul ediyoruz. Fakat törenin sözlü olmasıyla bu ayrımla herhangi bir bağlantısı yok. Bu yüzden cevabımız Denizli. Gazne Devleti'nde halk Türk, Hintli, Afgan ve Farslı gibi farklı milletlerden oluşmuştur. Hemen yorum yapacak olursak, demek ki Gazneliler çok uluslu ve buna bağlı olarak çok kültürlü ve buna bağlı olarak geniş sınırlara sahip, ki imparatorluk özelliği göstermekte. Bu durumun hangilerini zorlaştırdığı savunulamaz. Etnik çatışmaların yaşanmasını zorlaştırdığı savunulamaz. Bu kadar etnik çeşitlilik, millet çeşitliliği olunca bu kolaylaşır. Merkezi otoritenin kurulmasını zorlaştırır. Ülkede birleşen bir toplum inşa edilmesi, yani milli birliğin sağlanmasında yine ne yapacaktır? Zorlaştıracaktır. Bu yüzden cevabımız Adana. Aynı zamanda çok uluslu, geniş sınırlara sahip, çok milletli olan Gazneliler Türk İslam tarihinin de ilk imparatorluğu olarak geçmekte. Bunu da söylemiş olalım. Büyük Selçuklular döneminde ilk medrese aşağıdakilerden hangisi döneminde oluşturulmuştur? Arkadaşlar, ilk medrese kuruluş sürecinde önemli bir hükümdar olan, kardeşi Çağrı ile birlikte devleti yöneten, ki iki kardeşin adının anılması ikili teşkilatı andıran, hatırlatan bir durum yaratan, aynı zamanda 1040 Dandanakan Savaşı'nı kazanıp 1048 Pasinler Savaşı ile Anadolu'ya ilk girişi sağlayan ve 1055 Bağdat Seferi ile Abbasi Halifesini baskıdan kurtararak Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanını alan, A şıkkında verilen Tuğrul Bey'dir. Aklınıza Nizamiye medreseleri gelebilir ama Nizamiye medreseleri çok daha sonraki süreçlerde açılmıştır ve Nizamiye medreseleri, ki Nizamülmülk tarafından açılıyor, üniversite tarzında ilk medresedir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Tolunoğulları ve İhşidilerde, yani Akşitlerde yönetim ve ordu Türklerden oluşuyordu. Halk ise Arap'tı. Bu zaten kısa sürede yıkılma sebebiydi. Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarları kendilerine bağlı diğer Selçuklu Devletleri'nin kurulmasıyla Sultanül Azam ünvanını kullanmışlardır. Evet, doğru, Büyük Sultan ünvanını kullanıyorlar. Türk İslam Devletleri'nde hukuk birliği sağlanmıştır. Yanlış arkadaşlar. Hukuk örfi ve şer'i hukuk olarak ayrılır. Osmanlı'da azınlık hukuku, yabancı mahkemeler gibi hukukun daha da çeşitlendiğini görüyoruz. Bu yüzden hukuk birliği vardır diyemeyiz. Cevabımız Ceyhan. D şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Hükümdarlar tahta çıktıklarında Abbas halifesine menşur denilen onay yazısı alınır. Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin krallara taç giydirmesine benzer, böyle benzerlikler de sorulabiliyor. Aklınızda bulunsun. Merkezi yönetim hükümdar, saray ve hükümetten oluşmaktadır. E şıkkı da doğru. Cevabımız Ceyhan. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan toprak fethedenin malıdır demiştir. Osman Gazi de fetihler başladığında fethedilen toprakları silah arkadaşlarına, kardeşlerine kılıç hakkı olarak vermiştir. Benzer bir durum. Bu uygulamaların hangilerine neden olduğu söylenebilir. Ülke sınırlarının genişlemesi, evet, fethedene fethettiği toprağı vermek fetihleri hızlandıracaktır.
feodal yönetimlerin ortaya çıkması. Bakın daha önce de çok dile getirdim. Bizde Orta Çağ Avrupa'sındaki gibi tam anlamıyla bir sınıflaşma, tabakalaşmayla ortaya çıkan bir feodalite yoktur. Yapı olarak benzer. Yani burada siyasi birliğin olmadığı ve yerel küçük güçlerin oluştuğu anlamında kullanılıyor ki zaten Birinci Beylikler dönemini başlatan da bu emir olmuştur. Bu emir de Malazgirt Savaşı'ndan sonra verilmiştir. Tabii ki feodal yapılanma neyi de zayıflatacaktır? Merkezi otoriteyi de zayıflatacaktır. Selçuklu'ya bağlı beylikler ortaya çıkacaktır ama bunlar aynı zamanda hani bulunduğu bölgeyi yöneten bağımsız beyliklerdir. Büyük Selçuklu komutanları tarafından kurulmuşlardır. Cevabımız Edirne. Büyük Selçuklular şehzadelerin eğitimiyle ilgili Atabey ki Osmanlı'da Lala denilen deneyimli devlet adamlarını görevlendirmişlerdir. Bu uygulama ile Büyük Selçuklu Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir ya da söylenebilir? Bunlar yani melikler Atabeylerle birlikte ki İslamiyet'ten önce bunlara Tigin, eğitenlere Ataman, İnal ya da İnanç deniyordu. Eyaletlere gönderiliyor ve belli bir bölgeyi yönetiyorlardı. Bir yerde daha önceki videolarda da söyledik hükümdarlığın stajını yapıyorlardı. Yani amaç tecrübe kazanmış yani iyi yetişmiş hükümdarların tahta çıkmasıdır. Cevabımız bol. Moğolları aynı Calut ve Elbistan savaşlarında durduran Memlükler ki Moğolları durdurabilen tek Türk devleti olarak geçer. Ayrıca Memlükler Ed-Devletü Türkiye adıyla da bilinir. Yani Türk adını da kullanan devlettir. Ön Asya'daki son Haçlı kalıntılarını da temizlemişlerdir. Moğol istilası sonrası Abbasi halifelerini himaye altına alan Memlükler, İslam dünyasının siyasi askeri liderliğini üstlenmişlerdir. Dikkat! Siyasi ve askeri liderliğini üstleniyorlar. Bu bilgilerden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Saldırılara karşı korumuş mu? Evet arkadaşlar, Haçlılara karşı koruma var. Memlükler Sünni İslam Hilafet makamını temsil mi etmişlerdir? Hayır, korumuşlardır. Bakın bu çok sıklıkla çıkıyor. Osmanlı'ya kadar hiçbir devlet, hiçbir hükümdar Yavuz Sultan Selim'e kadar ne yapmamıştır? Halifelik makamını dini olarak üstüne almamıştır. Bunu unutmayın. Türkler, Memlükler ve sonrasında İslam dünyasının liderliğini yapmıştır. Zaten liderliğini üstlenmiştir diyor. 3 de doğru. Cevabımız Ceyhan. Sultan Melikşah'ın ani ölümü ve sonrası hanedan üyeleri arasında başlayan iktidara egemen olma amaçlı taht kavgaları Selçukluları güçten düşürmüş. Bu da Haçlı seferleriyle yeterince mücadele edememelerine ve 1. Haçlı seferi sonrası Kudüs'ün Katolik Haçlıların eline geçmesine zemin hazırlamıştır. Buna göre ulaşılabilir tamamen okuduğunu anlama bir paragraf sorusu. İçteki taht mücadeleleri dış politikayı etkilemiş mi doğrudan? Evet, toprak kaybı var. Kudüs'teki egemenlik Haçlı seferi sonrası el değiştirmiş mi? Evet, Haçlılara geçti diyor zaten. Melikşah sonrası Selçuklular fetret sürecine yaşamaya başlamıştır diyebilir miyiz buradaki çıkarımdan? Güçten düşürmüş olması, taht kavgalarının çıkması bir fetret göstergesidir. Cevabımız Edirne olacak. Memlük Devleti'nde her emirin yani ordu komutanının hükümdar olabilme hakkı vardır. Arkadaşlar çok meşhur ve baba bir kalıp bu. Bu durum diğer hiçbir Türk devletinde görülmemiştir. İstisnai durumdur. Bu bilgiye bakarak Memlükler için hangileri söylenebilir? Yani babadan oğula geçme durumu olmadığı için veraset yani bir hanedanlıktan tahta geçiş sistemi yoktur. Askeri nitelikli bir siyasi anlayış vardır. Evet, komutanlar hükümdar olmaktadır. Birden fazla hanedan yönetime gelebilmek de midir? Evet, çünkü babadan oğula değil, güçlü olan komutanın başa geçmesine dayalıdır. Bu yüzden cevabımız Edirne. Karahanlılar milli benliklerini korumaya çalışmış ve en eski Türk devlet anlayışını devam ettirmişlerdir ki banko sizin de sıklıkla göreceğiniz bir kalıp Karahanlıların milli benliğini koruması. Bu duruma kanıt arıyoruz. Uygur alfabesi evet en büyük en önemli kanıtlardan biridir. Boylar halinde teşkilatlanmaları kanıttır. Devlet hanedanının ortak malıdır anlayışı yine kanıttır. Cevabımız Edirne. Ayrıca arkadaşlar kut anlayışı.
kurultay denilen meclisin olması, devletin iki koldan yönetilmesi, Türkçeyi resmi dili ilan etmeleri de yine milli benliklerini koruduklarının bir kanıtı olarak karşımıza çıkmış. Yeni yurt arayışıyla göç hareketini başlatan Oğuzlar, sayıları hızla artan Türkmen kütlesine dönüşmüştür. Bu durum yurt bulma ihtiyacını daha da arttırmıştır. Ancak Oğuz göçlerini siyasi varlıkları için tehlike gören hangi iki devlet engellemiştir arkadaşlar? Şimdi Oğuzların göçleri, yurt bulma ihtiyacı, bu pozisyonda olan Oğuzlar özellikle arkadaşlar Selçuklu devletidir, Selçuklulardır. Ki bu Oğuzları, ileride Selçuklu olacak olan bu Oğuzları da kendilerini tehdit olarak gören D şıkkında verilen Gazneliler ve Karahanlılardır. Zaten Abbasiler olsun, Fatimiler olsun coğrafi bölge olarak tutmuyor. Hatta Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu kurulduğunda Karahanlılar ve Gazneliler bunu kendileri için tehdit olarak görür. Maveraü-Nehir görüşmelerinde Gazneliler ve Karahanlılar Selçuklu'ya karşı ittifak kurar. Bu görüşme sonrasında Gazneli Mahmut, Selçuklu hükümdarı Arslan Yabgu'yu bir davet düzenleyerek ülkesine davet eder ve o davette tutuklar, yakalar, hapseder arkadaşlar. Hatta sonra Selçuklu'nun başına Tuğrul ve Çağrı kardeşler geçecektir. Bu ek bilgiyi de söylemiş olalım. Büyük Selçuklularda yönetim alanındaki divanların yanında onlardan farklı bir işlevi olan Divan-ı Mezalim adlı farklı bir kurul da oluşturulmuştur. Evet arkadaşlar, divanlar, Türk İslam tarihindeki divanlar çok sıklıkla karşınıza çıkacak unsurlardan birisi. Divan-ı Mezalim'in görevi sorulmuş arkadaşlar. Bunun görevi ağır siyasi suçluları yargılamaktır arkadaşlar. Vatana ihanet gibi, ki başkanlığını da sultanın kendisi yapmaktadır. Cevabımız Edirne. Hangileri Anadolu'nun Türkleşmesinde doğrudan etkili olan girişimlerde bulunmuştur? Girişimde bulunacak olanın Anadolu'ya da gelmiş olması lazım ki Karahanlılar hiçbir şekilde Orta Asya'dan çıkmamıştı. Gazneliler İran'a kadar gelmiş olan bir devlet ama Anadolu'ya geçmiş değil. Cevabımız yalnız bir Büyük Selçuklu ki 1048 Pasinler, 1071 Malazgirt Savaşları da en güzel örnek. Tuğrul Bey'in 1055 yılında Bağdat'a sefer düzenlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birkaç soru önce aslında bunu da cümlelerin arasına, ek bilgilerin arasına sıkıştırmıştık arkadaşlar. Halifenin Tuğrul Bey'den Şii Büvey oğulları tehdidine karşı yardım istemesidir ki bu yardım sonucunda kendisine Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı da verilmiştir. Abbas halifesinin koruyuculuğunu üstlenmeleri Türk devletlerinin İslam dünyasında saygınlıklarını arttırmıştır. Bu Türk devletleri arasında hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar yaygın bir kalıp. Bu yaygın kalıptaki cevapları önce nasıl eleyeceğiz? Önce Müslüman olmayan devlet var mı ona bakacağız. Çünkü koruma Türk İslam tarihindedir. Burada Uygurları direkt eliyoruz ki bu korumayı ilk üstlenen Gazneli Mahmut olmuştur. Sultan unvanını kazanmıştır. Ki Gazneli Mahmut'tan sonra bunu koruyan az önce söylediğimiz yine Tuğrul Bey olmuştur. İlk koruyan Gazne, ikinci koruyan Büyük Selçuklu'dur ki cevabımız Denizli. Karahanlı vezirleri Türkçe yuğuruş unvanını kullanırken genellikle İran kökenli olan Gazneli vezirler Hace unvanını kullanmışlardır. Ki Gaznelilerde bu farkın ortaya çıkmasının sebebini aslında zaten parçanın içerisinde vermiş. Çünkü bu devlet adamları ne kökenli? İran kökenli. Ki İran kökenlilerde ne oluyor? Fars kültüründen oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Benzer bir durum ÖSYM tarafından soruldu. Dendi ki Anadolu Selçuklu hükümdarları Keyhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi ünvanlar kullanmaktadır. Bu kullanılan ünvanlar hangi kültürün etkisidir diye sorulmuştu. Fars kültürünün etkisiydi. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenledi. Sistan, Pencap ve Multan bölgelerini ele geçirdi.
Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Mahmud'un Hindistan seferinin sonuçlarından biri olarak gösterilemez? Hindistan'a gidildiğine göre, İslamiyet yayıldığına göre E şıkkı doğru. Saygınlık artar. Geniş alana Hindistan'a yayılıyor. Doğru. Ekonomik gelir elde eder mi? Yeni bölgelerin fethi tabii ki sağlar. Sınırlar genişlemiştir ama koruyuculuğu böyle üstlenmemiştir. Az önce yine söylemiştik. Neydi? Şii Büveyvoğullarına karşı halifeyi korumasıyla koruyuculuğu gerçekleştirmişti cevabımız adına. Tolunoğullarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi devlet-halk bütünleşmesinin sağlanmasını önlemiş ve devletin yıkılmasında etkili olmuştur? Bu da az önceki soruların birinde geçti. Tolunoğullarında da Akşitlerde de yönetici sınıf Türk halk Arap'tır. Kültürel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar da devletin kısa ömürlü olmasına yol açmıştır. Cevabımız D şıkkı. Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu Büyük Selçuklu Devleti Orasan bölgesinde siyasi güç haline geldikten sonra İslamiyet'teki cihat ve gaza anlayışı gereği önemli savaşlar yapmışlardır. Evet, bu örnek sorumuzu özellikle seçtim. Bu duruma kanıt olan savaşlar. Arkadaşlar, gaza ve cihatlar Müslüman olmayan, gayrimüslim olan, Hristiyan olan devletler üzerine yapılır. Türk İslam devletlerinin birbiriyle yaptığı savaşlar ki adı üzerinde Türk İslam devletleri Müslüman oldukları için gaza ve cihat değildir. Bu çok sık karşılaştığınız bir kalıp, yanlış yaptığınız bir kalıp. Pasinler gaza cihattır çünkü Bizans'a yapmıştır. Malazgirt de Bizans'tadır ama Dandana Kan olmaz. Çünkü Dandana Kan Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında yapılan Gaznelileri yıkılışa sokan savaştır ki Gazneliler de Türk İslam Devleti'dir. Bu noktaya dikkat edelim. Cevabımız Ceyhan. Büyük Selçuklu Devleti'nin imar etmiş olduğu eserlerden hangilerinde ticari amaç güttükleri söylenemez? Arkadaşlar, ticaret, ekonomi dışında olanları arıyoruz. Kervansaray ve Ribatlar zaten aynı yapıdadır. Han, Kervansaray, Ribat. Darüşşifa, hastane, kümbet ise mezardır arkadaşlar, anıt mezardır. Yani 3 ile 4'ün ticaretle herhangi bir alakası yoktur. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, böylece bir soru çözüm videosunun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.